Kıymetli misafirlerimiz, yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hatırasının önünde duruyoruz. Mekke, Müslümanlar için artık yaşanılmaz bir yer haline gelmişti. Efendimiz Aleyhisselam'ın izniyle birçok sahabe efendimiz Medine'ye hicret etti. Mekke'de birkaç sahabe efendimiz kaldı. Müşrikler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i öldürmeye niyet edince Cibril bu haberi kendisine verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti Ali radıyallahu anh'ı yatağına yatırıp kendisi Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın evine gider. Ve der ki, ya Ebu Bekir, hazırlan, beraber hicrete çıkacağız. Allah Resulü Aleyhisselam Mekkeli müşrikleri yanıltmak için Medine istikametine değil tam ters istikamet olan Taif istikametine doğru gider. Ve onları giderken Mekke'ye gelen bir misafir görür. Ve müşrikler Efendimiz Aleyhisselam'ı öldürmek için evinin etrafını sarınca o kişi bunu görür ve ne yapıyorsunuz burada der. Onlar da Muhammed'i bekliyoruz deyince, ben Muhammed ve Ebu Bekir'i sallallahu aleyhi ve sellem Taif istikametine doğru giderken gördüm der. Ve onlar da içeri girerler, bakarlar ki Hazreti Ali radıyallahu anh onun yatağında yatmakta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bu Sevir mağarasında 3 gece geçirir. Perşembe akşamı gelirler, cuma, cumartesi, pazar kalırlar. Pazartesi günü de sabah 8 günlük sürecek Medine yolculuğuna başlarlar. Bu arada müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı aramaya koyulurlar ve bulana, ölü veya diri getirene 100 deve vereceklerini vaat ederler. Ve o zamanın en meşhur izcisi olan Ebu Kürz'ü tutarlar. Ebu Kürz ayak izlerini takip ederek buraya kadar gelir. Ama Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh akıllı bir insandır. Yardımcısı Füheyre'ye der ki, biz Sevr'e gidince sen de koyunları o dağın etrafında otlat. Ve bu işe yarar. Ebu Kürz buraya kadar gelir ve müşriklere dönüp, sizin aradığınız bu iki kişi eğer kuş olup uçmadıysa burada ayak izleri bitiyor der. Müşrikler burada 3 tane tepesinde mağara olduğunu bildikleri için Sevr'i aramaya koyulurlar. 2 mağaraya bakarlar, yok, ve 1 mağaraya gelirler. Mağaranın hem girişi hem çıkışı bulunur. Bir tarafına bir kuş yumurta yapar, diğer tarafına da bir örümcek ağ yapar. Müşrik Efendimiz Aleyhisselam ve Hazreti Ebu Bekir'in orada olamayacağını düşünür. Çünkü örümcek ağ bozulmamıştır ve kuş da yuvasından uçmamıştır. Ve arkadaşlarına söyler, Muhammed burada olamaz, olsaydı bu ağ bozulmuş olurdu. Müşrikler ümidini keser ve buradan ayrılırlar. Ebu Bekir'in oğlu Muhammed gündüzleri Mekke'de dolaşır, müşriklerin Efendimiz Aleyhisselam'ı nerede aradığını öğrenir. Akşamları da gelir, Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e durumu izah ederdi. Ve Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Uraykıt isminde bir izci tutar ve Efendimiz Aleyhisselam'la Hazreti Ebu Bekir'i Medine'ye götürmelerini ister. Uraykıt ve Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed buraya kadar gelirler. Efendimiz Aleyhisselam ve Hazreti Ebu Bekir de buradan aşağı inerler. Ve 8 gün sürecek yolculuk için Medine'ye hareket ederler. İşte Allah Resulü Aleyhisselam'ın 3 gecesini geçirdiği Hazreti Ebu Bekir Sıddık'la beraber Sevir Mağarası. Herkes umre yaptırır, mavi yıldız yaşatır.